Hiç. Babalar kusura kalmayın. Hakkınızı helal edin. Helal olsun Seyyarımcığım. Sen de hakkını helal et. Yolunuz açık olsun. Benim de hakkım helal olsun size. Yasin, istersen sen de gidebilirsin. Bu çiftlik artık bitti. Öyle demeyin hanımım. Tadilat falan olur. Yok Yasin. Ben dönmem artık bu çiftliğe. Bu çiftlik herkese felaket getirdi. Kemal'in mezarı oldu. Ben buraya dönmem Yasin. Oğlumu burada büyütmem. Yanaşmalara söyle, başlarının çaresine baksınlar. Hayvanları da fakir fukaraya dağıtırsınız. Köylülerle de konuş. Bundan böyle dinç aslan çiftliğinin bütün tarlaları onlarındır. İstedikleri gibi ekip biçsinler. Baş. Mahallemizde vesikalı bir y**ayı mı barındıracağız? Burası Kerem'in mahallesi değil. He ya. O y**ayı taç çıkan mı belledi bizim burayı zar? Varın bildirelim hattını y**anın. Ne oluyor? Niye kaynaşıyorsunuz aşağıda? Bakalım Reşit Efendi. Seni meyhane sahibi belledik. Meğer vesikalı sen ettirmişsin. Ne biçim konuşuyorsunuz? Haberin yok mu? Tekmil Adana duydu. Reşit Efendi meyhanede alem yaptırıyormuş. Hem de Gülizar'a. Reşit'in hiçbir şeyden haberi yok. Gülizar'ın ne halt yediğini nereden bilsin benim kocam? He, benim hiçbir şeyden haberim yok. Varsa iki gözüm önüme aksın. Bu kadın beni de kandırdı. Meğer benim haberim olmadan elin adamlarıyla buluşup fingirdeşiyormuş. Arı namusu torbaya koymuş bu. Ne duruyoruz? Haddini bildirelim. He yürüyün. Haddini bildirin. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Bırakın beni. Bırak. Ne yapıyorsunuz? Bırak. Sen de namussuz karı, seni Allah'ını seven vursun. Mahallemizin adını kirletti bu sorma.
Paralarınız ödenmemiş. Siz de çiftliği basmışsınız öyle mi? Bizim günahımız yok Serap Hanım. Bazıları çıldırdı gitti. Biz mani olamadık. Kulağınızı açıp iyi dinleyin öyleyse. Bundan böyle Dinç Aslan Fabrikası Ramazan'ındır. Size hakkınız neyse verecektir. Dinç Aslan Fabrikası bundan böyle işçileriyle birlik olacaktır. Kemal'i geri getiremem. Ama benden istediği vasiyeti budur. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.